İyi haberler gelmeye devam ediyor. İnanması güç ama Cuma günü itibariyle 18 yaş ve üzeri herkes aşı olabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi bilim kurulu toplantısı sonrasında verdi. Birazdan kulak vereceğiz. Koca ayrıca dünyanın yeni korkusu olan Delta varyantına ilişkin de konuştu. Bu varyantın şu ana kadar 16 ilde 134 kişide tespit edildiğini açıkladı. Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Aşılamada yaş sınırı 18'e iniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi bilim kurulu toplantısının hemen ardından verdi. Kısa vadede hedef, Kurban Bayramı sonuna kadar aşılanan kişi sayısında 55 milyona ulaşılması. Bayrama kadar yüzde en az 70'ini en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz. Bakan Koca, Hindistan'da görülüp İngiltere'de yayılan Delta varyantının Türkiye'de de tespit edildiğini açıkladı. Aşının bu varyanta karşı etkili olduğunu söyledi. Delta Plus'la ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz. Yani görülmedi. Tespit etmedik. Ama Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Ve yoğunluklu olarak da ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. Düzce'de bu varyantın görüldüğü iller arasındaydı. 18 kişi karantinaya alındı. Bakan Koca aşı teminine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar gelen ilk 4,5'la birlikte 24,5 milyon olduğunu, pazartesi ve salı günü 5 milyona yakın daha dozun geleceğini, devamının da bir sonraki hafta tamamlanacağını söyleyebilirim. Sağlık Bakanı salgın nedeniyle 50 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Kalp krizine bağlı ölümlerde görülen artışa dikkat çekti. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde %56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler %10'dan fazla artış gösterdi. Bakan Koca zorunlu olmadıkça kısıtlama uygulamayacağız dedi. Aşılama oranının %70'e çıkması durumunda maskesiz günlerin gelebileceğini sözlerine ekledi.